Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders'a göre Başkan Donald Trump yanlış bir şey yapmadı. Başkan daha önce de söylediği gibi yanlış bir şey yapmadı. Ona karşı suçlama yok. Michael Cohen'in savcılıkla işbirliği anlaşması yapması başkanı töhmet altında bırakmaz. Cohen söz konusu kadınlara parayı verirken o sırada dönemin başkan adayı Trump'ın emirleriyle hareket ettiğini söylüyor. Cohen'in avukatı Lenny Davis, müvekkilinin Rusya soruşturması konusunda özel savcı Robert Mueller'a bilgi verebileceğini de belirtiyor. Benim anladığım, bildiği, tanık olduğu olaylar özel savcının ilgisini çekebilir. Bu benim düşüncem. Göreceğiz. West Virginia'daki bir mitingde Trump yine haber medyasına ve Rusya soruşturmasına yüklendi. Yalan haber ve Rusya cadı avı, büyük bir kombinasyon var. İşbirliği nerede? Hala işbirliği konusunda kanıt arıyorlar. İşbirliği yapıldığını gösteren hiçbir şey yok. Patty Beavers gibi destekçileri Trump'a bağlılıklarını sürdürüyor. Amerika'yı ilk sıraya koyuyor. Söylediği gibi sözlerini tutuyor ve bunu yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Demokrat partililer ise Senatör Chuck Schumer'ın liderliğinde Trump'a Cohen ve Manafort davalarıyla ilgili sert eleştiriler yöneltiyor. What a swamp. Ne bataklık, ne bataklık. Trump'ın başkan olmasından daha kötü bir bataklık. Bataklığı temizlemek yerine daha da sefil ve berbat hale getirdi. Uzman Lara Brown'a göre Beyaz Saray üzerindeki kara bulutlar artıyor. Özel savcı Mueller'ın davasının ivme kazandığı görülüyor. Fakat aynı zamanda başkanın yakın çevresindeki yolsuzluk da Michael Cohen'in davasıyla ortaya çıktı. Julie Pace de başkanın çeşitli cephelerde mücadele verdiğine dikkati çekiyor. Bunun Trump'ın başkanlığı için ne anlama geleceğini bilmiyoruz. Cumhuriyetçilerin ya da seçmenin ona sırtını dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz. Fakat bu onun için başkanlığının ilk zamanlarındakinden daha ciddi bir durum. Paul Schiff Berman'a göre ise yasal ve siyasi açıdan düşüşün ortaya çıkmasına daha uzun bir yol var. Bu onun azledileceği anlamına mı geliyor? Aslında hayır. Bu siyasi bir süreç. Bu destekçilerin onu desteklemekten vazgeçecekleri anlamına mı geliyor? Aslında hayır. Bu aynı zamanda siyasi bir soru. Uzmanlara göre siyasi açıdansa Cohen ve Manafort'un yasal sorunlarının Kasım'daki kongre ara seçimlerinde demokratlara yarar sağlayacağı kesin. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.